Bir davete katılan Dilan Çiçek Deniz ve oyuncu dostu Kubilay Aka nasıl ard arda çarpıcı açıklamalar yaptı? Kubilay Aka, arkadaşları Mert Yazıcıoğlu ve Dilan Çiçek Deniz'in ilişkisine dair neler söyledi? Ünlü oyuncular eski sevgilileri hakkındaki sorulara nasıl yanıtlar verdi? Bu soruların her birinin cevabı ve çok daha fazlası sıradaki haberimizde. Ve Dilan Çiçek Deniz aşkı için nasıl yorumda bulundu, neler anlattı? Mert'le Dilan da bunun bir örneği. Kubilay Aka eski aşkı Miray Daner hakkında neler söyledi? Kaybetme durumu zaten yok. Dilan Çiçek Deniz yeni bir estetik mi yaptırdı? Dilan Çiçek Deniz'in sosyal medyayı sık sık kullandığını bilmeyen yoktur herhalde. Bu davet gecesi öncesi Dilan Çiçek önce duş aldı ve duştan sonra bornozla poz verdi. Çiçek davet mekanına girer girmez rol arkadaşı Kubilay Aka ve sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'yla da poz verdi. Mert Yazıcıoğlu, Afra Saraçoğlu'yla da sevgiliyken buna benzer bir pozu Mert Ramazan Demir'le verdi. Yerden pozlardan vakit bulan Dilan Çiçek TV8 kameralarının önüne de geçti. Uzun bacaklarının güzelliğini pekiştiren mini elbisesi iri taşlarla süslüydü. Bel kısmındaki transparanlık da elbisenin havasını ikiye katlamış. Dilan Çiçek Deniz'in taşlar dalgalı, makyajı ise tam bir davet makyajıydı. Saçlar özgüvenimizin bir parçası. Bileklerini saran narin topuçlarına ise diyecek söz bulamadık. Nereden baksak 10 numaraydı Dilan Çiçek. Çiçek gibiydi, tebrik ettik. Nazar boncuğunu da ekrana taktık. Ancak kameramız biraz zoom yapınca Dilan Çiçek'in yüzünde bir gariplik hissettik. Ya makyaj tarzı ya da estetik müdahale sanki gözlerini çekik göz yapmıştı. Makyaja az önce verdiğimiz 10 puanı kırmadık ancak bu yaşta bir estetik müdahale ise olmadı Dilan diyoruz. Kamera açımız onu yandan görüntülerken de göz çevresinde bir gerilim olduğu daha da dikkat çekiyor. Ama dediğim gibi yani saçlar özgüvenin bir parçası. O yüzden sağlıklı ve güçlü saçlar da benim için çok önemli. Az önce içeri girerken sevgilisi Mert ve kankisi Kubilay ile selfie çekmiş ve paylaşmıştı Dilan Çiçek. İyi adam lafın üstüne gelirmiş. Her şey yolunda, her şey yolunda. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Kubilay demişken. Kolay gelsin. Geldim. Sevgilisi Mert Yazıcıoğlu laf olmasın diye röportaja gelmedi. Temsilci olarak Kubilay Aka'yı göndermiş. Dilan gidiyor, Kubilay Aka röportaja devam ediyor. Hem Dilan'ı hem de Mert'i yere göğe sığdıramadı. Özellikle röportajın bu kısmını dikkatle dinleyin. Mert sizin yakın arkadaşınız. Çok seviyorum Mert'i de. Tanıştırma aşamasında beraber. Ya iki yakın arkadaşımın birlikte olması beni de çok mutlu ediyor. Çok güzel vakit geçirdiklerine eminim beraber. Birbirlerine saygı duyan, birbirlerini kollayan, seven çiftler nadir bulunuyor. Mert ve Dilan da bunun bir örneği. Mutluyum onları görebildiğim için ama ayarlama işini ben yapmadım. Yani öyle bir şeyim olmadı. Hiç kimsenin de ayarlamasını, ayrılmasını ben yapmıyorum. Evde oturup böyle bir karar verme durumum yok yani. Beraber bir yola çıkmışlar, mutlu olurlar umarım. Kimseye sevgili ayarlamıyorum, kimseyi de sevgilisinden ayırmıyorum şeklinde konuşarak kime, nereye, neden mesaj verdi biz haberi yazarken anlayamadık. Neyse, mutlu çiftlerin yanında üçüncü kişi olma durumunu yaşayanlar bilir. Acı bir durumdur bu. Kubilay Aka'nın aşk bahçesinde yaprak kıpırdamıyormuş. Sizin aşk hayatınızda kimse yok. Biraz daha böyle işe yoğunlaştım diye bir açıklamalarınız var. Evet, yani daha işe yoğunlaştım. Kendim için bunun daha iyi bir dönem olduğunu düşünüyorum. Daha işe yoğunlaşmam gereken bir dönem olduğunu düşünüyorum. O yüzden çok da böyle bir ilişkiye de açık da değilim galiba. Geçen sordular onu, öyle fark ettim. Galiba ben hiç ilişkiye açık değilim. Aşksız kalanların mutsuz olduğu sanılır. Bu bir koca yalandır. Kubi de onaylıyor bu durumu. Şu anda mutsuz da değilim bu durumdan. Gayet iyi gidiyor her şey. İş olarak da amaçladığım, hedeflediğim şeyleri yapabilmek hoşuma gidiyor. Röportaj anında biraz sıkıldı Kubilay Aka. Çünkü geçenlerde Ay Yapım gecesinde eski sevgilisi Miray Dener'le pişti olduğu iddia edildi. Yüzüyle oynamaya başladı. Sonra da cevap verdi Kubilay Aka. Yine biraz daha magazin yapayım. Bir Ay Yapım'ın gecesi oldu. Aha. Bir pişti olayı oldu. Miray Hanım da oradaydı. Ben görmedim. Görsem de pişti değil. Medeni insanlarız. Ben selamlaşayım öyle bir duruma. Aşk bitince maalesef dostluk da bitmiş. Miray Dener'i hem hafızasından hem de sosyal medyadan silmiş Kubilay Aka. Takip ediyor musunuz kendisini? Paylaşımlarını falan? Yok vallahi görmüyorum ya. Hiç. Acaba baktığınızda ya işte ne keşke... Yok, geriye dönük pek bir öyle keşkem yok benim. Ben çok mutluyum hayatımdan. Kubilay Aka açık açık eski sevgilisi Miray Dener'le ilgili sorulara cevap vermeye devam etti. Miray Dener'in geçenlerde yaptığı "Bak neler kaybettin" tarzında bir paylaşımı olmuştu. Üstüne alınmamış Kubilay Aka. Çok böyle değişimler oldu. Çok güzel, çok başarılı devam ediyor. Umarım onun için de her şey güzel olur. Bir fotoğrafına bakarsınız herhalde bundan sonra. Yok. Neyi kaybetmişim diye bir düşünce olur mu ki? Yok canım, öyle bir kaybetme durumu zaten yok. İnsan olarak asla herhangi bir değersiz bir durumu da yok benim için kimsenin.
benim de öyle olduğumu düşünmüyorum. Öyle bir aramızda herhangi bir öyle bir durum yok yani. Bu devam edecek yani. Yani evet. Çünkü proje de olabilir değil mi? Yani bir teknik gelse aynı projede yer alabilirsiniz. Yani onları proje... Bu hafta sosyal medyayı bikinili pozlarıyla salladı. Geçtiğimiz günlerde Yıldızlar Geçidi'nin yaşandığı 2023 Power Türk Müzik Ödülleri gecesine birlikte gitmeye ne dersiniz? Birbirinden ünlü sanatçıların katıldığı bu muhteşem davette neler yaşandı? 2023 Power Türk Müzik Ödülleri gecesinin perde arkası Gazete Magazin Parkı'yla ekranlarınızda. Power Türk Müzik Ödülleri gecesinde Yıldızlar Geçidi yaşandı. Eski sevgililer Defne Samgeli ve Cem Yılmaz Power Türk gecesinde nasıl pişti oldu? Herkesin kırmızı halıda poz verdiği geceye neden arka kapıdan katıldı? Award winners. Award winners. Power Türk 2023 ödülleri gecesine adeta yıldız yağdı. Sahnede ödüller dağıtıldı ancak sahne arkasında adeta 3 aylık magazin gündemi vardı. Uzun süredir magazin gündeminden uzak kalan pop müziğin kilometre taşlarından Zerrin Özer kırmızı halıda göründü. Ağır adımlarla yürüdü. Geç içeri ben geliyorum abi. Bak Cem'in Zerrin Özer röportajı devam ederken Cem Yılmaz da kırmızı halının başında görüldü. Muhabirler Zerrin Özer röportajı sırasında peki Cem Yılmaz geliyor dedi. Rica ederim. Çok teşekkür ediyorum. Cem Bey geliyor. Çok teşekkürler, hoş geldiniz. Ben teşekkür ederim. Beni niye çekiştiriyorsunuz ya? Ya bir sakin olun. Cem Bey buyurun. Çok teşekkürler, sağ olun. Ancak Cem Yılmaz röportaja başlamak üzereyken yılların Zerrin Özer'i muhabirlere isyan ederek röportajımı Cem Yılmaz geliyor diye yarıda kesemezsiniz diye tepki gösterdi. Ben bugün yani memleketin güzel insanlarıyla, müzik dünyasının önemli isimleriyle bir aradayım. Bir vazifem var, ödül vereceğim. Onun için geldim. Peki Erşan Kuner'i soralım. İkinci sezon stardını verdiniz. Sor bakalım ne söyleyeceksin. Erşan Kuner'i kaç giyiyor falan gibi mi? Oyuncu kadrosunda değişiklik olacak mı? Zerrin nasılsın Zerrin? Ne haber canım? Ben bir şey söylemek istiyorum hepsine huzurunuzda. Siz geliyorsunuz diye röportaj yapıyorlardı. Beni bırakıp gittiler. Olur mu canım? Böyle bir şey saygılı olacaksınız hepimiz. Akıllı olacaksınız. Siz değil, başka bir arkadaşınız geldi burada. Yapıyorsunuz sizinle röportajı, hiç kesmedim, yanlış anlamayın. Çok saygı duyduğum bir sanatçı. Estağfurullah, bunun için başka. Erşan Kuner'den devam edelim o zaman. Efendim, aslında müzikten bahsedelim. Erşan Kuner'i Ağustos'ta başlayacak çekimler. Tamam, önümüzdeki yıla inşallah. Evet. Cem Yılmaz oğlu Kemal'in kaslı vücuda merak saldığını, karın kasları yaptığını belirtti. Oğlunuzu kat kutsu oluyorum efendim. O da çok meraklı. Oğlum şu anda six pack üzerinde çalışıyor. Gerçekten yani. Oğlum yapıyor. Şu anda vücut yapıyor. 10 yaşında. Nerede merak saldın? Baba. Diyor ki baba benim six pack'im var diyor. Gösterdi hakikaten yani bizim totalde bütün sülalede o kadar pek yok yani. Eyvallah. Görüşmek üzere. Beyi sorsaydık Murat Kaygılar olur. Evet severim iyi çocuk. Bir iki tane biz de fotoğraf sizi... alalım. Tamam bir tane bana. Biz yani de sizi magazin, seviyoruz. Biliyorsunuz bu olaylarda bazen böyle tatlı çekişmeler olur. Ben Uraz'ı severim iyi çocuk. Ama son... siz de yılların bir sanatçısınız yani örnek gösteren bir sanatçısınız. Eyvallah. Ama evet. Sizde böyle bir tavır görmedik. Uraz Bey'in bu tavrına karşı neler söylemek istiyorsunuz? Yani bence o gün eğlencenin tadı kaçmış birazcık ama karşılıklı. Yani ben hani esprili bir şey olduğunu zannediyordum. Çok detaylı bilmiyorum hiç. Merve Dizler hani... hakkında ne söyleyeceksiniz efendim? Bu kalın ödül aldı. Kan Film Festivali'nde güzel bir ödül Merve, aldı. Merve, tabii ki. Yani onunla beraber yani şöyle Merve ile hikayemiz. Yarın öbür gün diyeceğim ki ben Merve ile oynamıştım. Değil mi? Öyle gurur verici bir şey. Tabii. Çok teşekkür ederim. Yani çok kıymetli genç arkadaşlar...
maceraları uzun insanlarla böyle bir yerde birbirimize dokunmuş olmak güzel tabii. Cem Bey, spora mı başladınız? Siz yok abi, ne be, hayatımda en şişman oğlu başlamış. En şişman halim değil mi yani? Kaslı gördü abi. Ya. Ha, kaslı mı? Yani. Seni gördü. Hadi parayı. Ya abi ne oldu? Abi böyle bir şey yok. Ben çekeceğim, ayarlayın abi. Abi. Cem Yılmaz'ın röportajı bitti. İçeri eski sevgilisi Defne Samyeli geldi. Hedefimiz müzik rolün gıdasıdır. Tatil olmasını temenni ediyorum ama çok güzel bir iş gelirse tabii ki de çalışmak isterim ben. Tatil demişken Sefo Bey'le mi gideceksiniz? Umarım. İlişkiniz nasıl gidiyor? Ayrılık teşekkür ederim. Çok sağ olun. Tekrardan çok teşekkür ederim. Bence gecenin anlamını bozmayalım. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi akşamlar. Teşekkürler. Sağ olun. Kolay gelsin. Yüket Turu her zamanki gibi çok şık, çok hoş. Müzik çalışmaları nasıl gidiyor? Onları boş ver. Çok uzun şeyler var. Sürprizler var. Önümüzdeki zamanlarda. Tamam efendim. Çok güzel kıyafet aldım. Orada. Orada alırsınız. Şu ışıkta alın. Arkadaşlar. Ama oraya sokmuyorlar mı sizi? Yok, sokmuyorlar. Kıyamam. Tamam o zaman ben de buradan geçeyim. Çok şıksınız efendim. Canım sağ olun. Melek Mosso geceye nişanlısı Serkan Sadıç'la katıldı. Evlenince mutfağa normalden daha çok gelildiğini hatırlatıyoruz ve yemek yapmayı sever misiniz diye soruyoruz. Ya aslında yemek demeyeyim de en güzel hazırladığım öğün kahvaltıdır. Yani inanılmaz güzel omletler yaparım, üstüme de tanımam. İddialıyım. Ben çok güzel omlet yapıyormuş. Evet. Bana da evde yapıyor gayet. Yapmıyor. Yapıyor, çok güzel. Teşekkürler. Mabel Matiz de gecede ödül alan isimlerden. Biz de kendisini görünce hemen en güçlü şarkı ödülünü aldığı Antidepresan şarkısını soruyoruz. Özellikle Nihat Doğan'ın Antidepresan yorumunu hatırlatarak sizin şarkınızı en güzel yorumlayan kim diye sorduk Mabel Matiz'e. Evet. Sizce bunu en güzel kim okudu? Herkes okudu bildiğiniz gibi. En güzel Mert ve ben okuduk bence. Nihat Doğan ayrıldı. Kendisinin sesini nasıl buldunuz? Yorum yapmayacağım. Şarkılar herkes için. Dolayısıyla şu okusun bu okumasın asla demem. Diyeceklerim bu kadar.